Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sözcük türlerinin üçüncüsü olan isimler konusunu anlatacağım. İsteyen arkadaşlar konunun pdf'ini açıklama kısmındaki linkten indirebilir. Hepinize kolay gelsin. Evet sıfatlar diğer adıyla ön adlar. Adları niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat diyoruz arkadaşlar. Sıfatlar ikiye ayrılıyor. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olmak üzere. Belirtme sıfatları da kendi içinde dörde ayrılır. İşaret sıfatı, sayı sıfatı, belgesi sıfat ve soru sıfatı olmak üzere. Sayı sıfatı da asıl sayı, sıra sayı, üleştirme sayı ve kesir sayı sıfatı olmak üzere dörde ayrılır. Şimdi konunun detaylarına geçiyoruz. Niteleme sıfatları bir adı, durum, şekil, biçim, renk yönüyle niteleyen sözcüklerdir. Niteleme sıfatları ada sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Örneklerimize geçelim. Başarılı sporculara 3 gün sonra ödül verilecek cümlesinde. Bakın sporcu isim nasıl sporcu başarılı sporcu nasıl sorusunun cevabı olduğu için başarılı sözcüğü nedir? Niteleme sıfatıdır. İkinci örneğimiz. Bütün sokakları sararmış yapraklar kaplamıştı cümlesinde. Yapraklar isim Nasıl yapraklar? Sararmış yapraklar. Sararmış sözcüğü nasıl sorusunun cevabı olduğu için niteleme sıfatıdır. Ünlü sanatçı törende güzel bir şarkı söyledi cümlesinde ise şarkı isim, nasıl şarkı? Güzel şarkı. Yine isme sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı olduğu için güzel sözcüğü nedir? Niteleme sıfatıdır. Ünlü sanatçı derken de yine sanatçı isimdir. Nasıl sanatçı? Ünlü sanatçı, ünlü sözcü yine burada niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. Dördüncü örneğimiz trenden masmavi denizi seyrederek son durağa geldik cümlesinde. Deniz isimdir. Hatırlarsanız isimler konusunu anlatmıştık sonuna makmek gelmiyor. Nasıl deniz? Masmavi deniz. O zaman masmavi sözcü de nedir? Niteleme sıfatıdır. Son örneğimize geçiyoruz. Paragrafı okurken önemli yerlerin altını renkli kalemle çizerdi cümlesinde kalem isim. Nasıl kalem? Renkli kalem. Renkli sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Yer isim. Nasıl yer? Önemli yer. Önemli sözcüğü de nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatıdır. Belirtme sıfatlarına geçiyoruz. Belirtme sıfatlarını hatırlarsanız dörde ayırmıştık. Bunlardan birincisiyle başlıyoruz. İşaret sıfatı. Adları işaret yoluyla belirten sözcüklere denir. Adlara sorulan hangi sorusunun cevabıdır? Belirtme sıfatları şunlardır arkadaşlar. Bu, şu, o, öteki, beriki, öbür, buradaki, şuradaki, oradaki, şöyle, böyle ve diğer sözcüğü gibi. Örneklerimize bakalım. Bu kitabında da doğa sevgisini ustalıkla işlemiş cümlesinde bakın arkadaşlar kitap isim hangi kitap? Bu kitap. O zaman bu sözcüğü nedir? İşaret sıfatıdır. İkinci örneğimize bakalım. O kişinin artık bende kredisi kalmadı cümlesinde yine kişi isimdir. Hangi kişi o kişi hangi sorusuna cevap olduğu için o sözcüğü nedir? İşaret sıfatıdır. Üçüncü örneğimize geçiyoruz. Araçla öteki yoldan geldik cümlesinde yol isimdir. Hangi yol, öteki yol, hangi sorusuna cevap verdiği için öteki sözcüğü yine burada işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Dördüncü örneğimize geçiyoruz. Şuradaki insanlar hayatın anlamsız bir şekilde yaşıyor cümlesinde. Bakın insanlar yine isim. Hangi insanlar? Şuradaki insanlar. Şuradaki sözcü ismi işaret yoluyla belirttiği için işaret sıfatıdır. Beşinci örneğe dikkat edelim. Şuradakiler sürekli başkasının sırtından geçiniyor cümlesinde. Bakın arkadaşlar Yine bir önceki videomuzda yani zamirler videosunda bahsetmiştik. Şuradakiler sözcüğü ismi belirtmiyor. Direkt ismin yerine geçiyor. İsmin yerine geçtiği için de bu sözcük nedir? İşaret zamiridir. Buna dikkat edelim. Beşinci örnekle dördüncü örnek arasındaki en önemli fark nedir? Birisi ismi belirtiyor değerli arkadaşlar. Diğeri de ismin yerine geçiyor. Çok karıştırılan bir konudur. Lütfen dikkat edelim. Belirtme sıfatlarının ikincisine yani sayı sıfatlarına geçiyoruz. Dörde ayrılır demiştik hatırlarsanız. A asıl sayı sıfatı arkadaşlar kaç sorusunun cevabıdır. Örnek verelim hemen. 3 adam dersem ya da 10 yıl dersem. Şimdi yıl isim hemen sorumuzu soruyoruz. Kaç yıl? 10 yıl. 10 sözcüğü burada nedir arkadaşlar? Asıl sayı sıfatıdır. Diğer örneğimize bakalım. Adam, isim. Kaç adam? 3 adam. Görmüş olduğunuz gibi 3 sözcü de burada nedir? Asıl sayı sıfatıdır. Geçtik sıra sayı sıfatına. Bu da kaçıncı sorusunun cevabıdır? Genellikle ıncı inci, inci ekini alır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hemen örneğimizi yazalım. 5. blok dersem veya 2. bölüm diyelim. Bakın arkadaşlar blok isim. Hemen sorumu soruyorum. Kaçıncı blok? Beşinci blok. O zaman beşinci sözcüğü nedir burada? Sıra, sayı, sıfatıdır. Bölüm isim. Kaçıncı bölüm? İkinci bölüm. O zaman ikinci sözcüğü yine nedir burada? Sıra, sayı, sıfatıdır. Üleştirme sayı sıfatına geçtik. Bu da kaçar sorusunun cevabıdır. Hemen buna da ikişer tane örnek yazalım. Yedişer. Kişi desem ya da birer elma desem. Kişi nedir burada arkadaşlar? İsimdir. Kaçar kişi, yedişer kişi, yedişer sözcü yine nedir burada? Üleştirme sayı sıfatıdır. Elma isim. Kaçar elma, birer elma, birer sözcü de burada. Yine üleştirme sayı sıfatıdır. Kesir sayı sıfatı. Kaçta kaç sorusunun cevabıdır. Hemen isterseniz buna da bir birkaç örnek yazmış olalım. %10 zam dersem ya da yarım limon dersem. Bakın arkadaşlar zam isim. Kaçta kaç zam? %10 zam. O zaman bu sözcük nedir? Kesir sayı sıfatıdır. Yarım limon da limon isim ne kadar limon? Yarım limon. Bu da kesir sayı sıfatıdır. Çünkü biz biliyoruz ki yarım sözcüğü nedir? 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şimdi bir de sıra sayı sıfatlarında dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlar. O da şu. İlk, son ya da Ortanca gibi sözcüklerde sıra bildirdiği için sıra sayı sıfatı olarak kabul edilmektedir. Buna da dikkat edelim. Geçiyoruz belgisiz sıfata. Belgisiz sıfat isimleri belgisizlik yönüyle belirten sözcüklerdir. Belgisiz sıfatlar şunlardır arkadaşlar. Bir, birkaç, birçok, çok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, bir takım, her, hiçbir, herhangi gibi sözcükler belgisiz sıfat olarak kullanılmaktadır. Örneklerimize bakalım her gün aklımda sen varsın cümlesinde bakın gün isimdir. Hangi gün? Her gün. Net olarak bir gün belirtmediği için bu sözcük nedir? Belgesiz sıfattır. İkinci örneğimize geçiyoruz. Son zamanlarda hiçbir iş yapmak istemiyorum cümlesinde iş isimdir. Nasıl iş? Hiçbir iş. Yine tam olarak belirtmediği için bu sözcükte Belgisiz sıfattır. Üçüncü örneğimize geçelim. Başka bir romanını okumuştum o sanatçının cümlesinde. Roman, isim, hangi romanı, başka romanı. Arkadaşlar yine başka sözcüğü de ismi belirtmiştir. Fakat net olarak belirtmediği için bu da belgisiz sıfattır. Bazı insanları anlamak gerçekten mümkün değil cümlesinde. Yine insanlar sözcüğü isimdir. Hangi insanları, bazı insanları net olarak belirtmediği için bu da belgisiz sıfattır. Beşinci örneğimize dikkat edelim. Bazılarını büyük bir zevkle dinliyorum ben de cümlesinde. Bakın arkadaşlar bazıları sözcüğü herhangi bir ismi belirtmemiş, ismin yerine geçmiş ama yine kim olduğu belli değil. Biz buna ne diyoruz hatırlarsanız bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Arkadaşlar bu belgisiz sıfat değil, belgisiz zamirdir. Şimdi burada da 4 ve 5. cümlelere dikkat edelim. Çok karıştırılır arkadaşlar. Eğer sözcük ismi belirtirse ve belgisizse belgisiz sıfat. Eğer sözcük ismin yerine geçer ve yine net olarak belirtmezse buna da biz ne diyoruz? Belgisiz zamir diyoruz. Lütfen dikkat. Belirtme sıfatlarından dördüncüsü olan soru sıfatına geçiyoruz. İsimleri soru yoluyla belirten sözcüklerdir. Soru sıfatı olan sözcükler şunlardır arkadaşlar: nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne kadar ve ne sözcükleridir. Örneklerimize bakalım. Nasıl bir araba almak istiyorsun cümlesinde nasıl sözcüğü soruyu sağlamış, görmüş olduğunuz gibi ismi belirtmiş. Araba isim. O zaman bu sözcük nedir? İsmi belirttiği için sıfattır. Soru yoluyla belirttiği için de biz buna ne diyoruz? Soru sıfatı diyoruz arkadaşlar. İkinci örneğe geçiyoruz. Yeni bir ev için ne kadar para gerekiyor cümlesinde? Ne kadar sözcüğü soruyu sağlayan sözcüktür. Ve para kelimesini belirtmiş. Para isimdir. İsmi belirttiği için ne kadar sözcüğü sıfattır. Soru yoluyla belirttiğinden dolayı da biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Soru sıfatı diyoruz. Üçüncü örneğimize bakalım. Adamlar ne tarafa doğru gitti cümlesinde. Ne sözcüğü soruyu sağlamış. Taraf kelimesini belirtmiş. Tarafta nedir? İsimdir. İsmi belirttiği için sözcük sıfattır. Soru yoluyla belirttiğinden dolayı da buna biz ne diyoruz? Soru sıfatı diyoruz arkadaşlar. Dördüncü cümlede ise bana ne getireceksin Paris'ten cümlesini görüyoruz. Bakın arkadaşlar burada soruyu sağlayan sözcük ne sözcüğüdür. Ama hatırlarsanız yine bir önceki videoda bahsetmiştik. Ne sözcüğü burada ismin yerine geçiyor. Saat getirecek, parfüm getirecek vesaire. İsmin yerine geçtiği için bu nedir arkadaşlar? Zamirdir. Soru yoluyla geçtiği için de biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Yine daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Şu iki örnek çok önemli. Öğrencilerin karıştırdığı konular arkadaşlar. Soruyu sağlayan sözcük ismi belirtirse soru sıfatı. Eğer soruyu sağlayan sözcük ismin yerine geçerse buna da biz ne diyoruz? soru zamiri diyoruz. Evet diğer bir konumuz adlaşmış sıfat. Bazı niteleme sıfatları niteledikleri ismin yerine geçince adlaşmış sıfat olur. Örneklere geçiyoruz arkadaşlar. Kirli bardakları makineye temizleri buraya diziver cümlesinde. Bakın bardak sözcüğü nedir? İsimdir. Nasıl bardaklar? Kirli bardaklar. Niteleme sıfatı. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Temizleri buraya dizi ver demişim. Temizlerinden kast edilen şey nedir? Bardaktır. Ama bardak kelimesi düşmüş. Yani isim olan sözcük düşmüş. Temizler sözcüğü ismin yerine geçtiğinden dolayı biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Adlaşmış sıfat diyoruz. İkinci örneğimize bakalım. Sucu boş damacanayı alıp doluyu bıraktı cümlesinde. Arkadaşlar damacana sözcüğü isimdir. Nasıl damacana? Boş damacana. Boş sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Doluyu bıraktı derken de doluya dikkat edecek olursanız kastedilen şey nedir? Yine damacanadır. Ama isim düşmüş, nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçtiğinden dolayı burada da yine ne vardır? Adlaşmış sıfat vardır. Üçüncü örneğimize geçelim. Zenginin malı zürdün çenesini yorar cümlesinde yanlış yazmışız. Yorar olacaktı burası. Bakın, zenginin derken zengin insanın adlaşmış sıfat. Yine zürdün derken zürd insanın olacak arkadaşlar. Zürdün sözcüğü de burada yine adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır. Diğer örneğimize geçiyoruz. Üşengeç arkadaşını da çalıştırmaz cümlesinde. Üşengeçten kastedilen üşengeç insandır arkadaşlar. İnsan kelimesi kullanılmayıp nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçtiği için buna da yine ne diyoruz? Adlaşmış sıfat diyoruz arkadaşlar. Evet. Ünvan sıfatı. Unvan diye yazılır arkadaşlar. Ünvan diye okunur kişilerin meslek, rütbe, makam gibi sosyal statülerini belirten sözcüklerdir. Hemen örnek yazalım. Doktor Ahmet Bey diyelim. Ya da mühendis Elif Hanım diyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ünvan belirten sözcükler doktorun D'si, beyin B'si, mühendisin M'si ve hanımın H'si büyük yazılır. Arkadaşlar akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz. Mesela ben buraya Filiz halam dersem ya da Aslan dayım dersem arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi halanın H'si ve dayımın D'si küçük yazılır. İkinci önemli notumuz akrabalık bildiren sözcükler başa geldiğinde lakap yerine kullanıldığı için büyük başlar arkadaşlar. Hemen örnek verelim isterseniz. Nene Hatun gibi ya da Baba Orhan gibi ya da Dayı Remzi gibi. Yine bunlar da lakap yerine kullanıldığı için büyük harfle başlamıştır. Buna da dikkat edelim sıfatlarda küçültme. Sıfatların anlamlarını küçültmek için sıfatların sonuna küçültme eklerinden cık cık, cak cek, ca ce, ımsı imsi, ımtırak, imtirek gibi ekler getirilir. Bunlar farklı anlamlar da katar arkadaşlar. Aşkım, isim, hangi aşkım, biricik aşkım, görmüş olduğunuz gibi bu sözcük nedir? Niteleme sıfatıdır. Sözcüğün sıfat olmasına dikkat edelim. Cık ekini almış. Burada arkadaşlar ne anlamı katıyor? sevgi anlamı katıyor. Kapı isim. Nasıl kapı? Sarımtıran kapı. Bakın burada sözcük nine nedir? Niteleme sıfatıdır. Imtrak, intrek iki de burada benzer anlamı katıyor. Sarıya benzer anlamında. Genişçe salon örneğinde salon isim. Nasıl salon? Genişçe salon niteleme sıfatı. C2 burada arkadaşlar. Yine yakınlık anlamı katıyor. Genişe yakın anlamında. Şuncağız iş derken de iş isim. Nasıl iş? Şuncağız iş. Şuncağız sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Buradaki de arkadaşlar cağız eki görmüş olduğunuz gibi bu sefer de ne anlamı katmıştır? Küçüklük anlamı katmıştır diyoruz. Evet sıfatlarda pekiştirme konusuna geçiyoruz. Sıfatların anlam derecelerinin artırılmasına pekiştirme denir. Sıfatların anlamları değişik yöntemlerle arkadaşlar pekiştirilebilir. Bunlardan birincisi sözcüğün ilk ünlüsüne kadar olan bölümü MPRS ünsüzlerinden yakışanı ile bir örnek haline getirilir ve sözcüğün başına eklenerek pekiştirme yapılmış olur. Bunu arkadaşlar biz ne diyoruz? Kurallı pekiştirme adını veriyoruz. Hemen örneğimizi yazalım. Mavi örneğini alalım. Mavinin arkadaşlar ilk ünlüsüne kadar olan kısmı alıyoruz. Tekrar başa yazıyoruz. Sonra araya MPRS'den uygun olanı getirelim. Mas mavi göl dediğimde nedir göl isimdir. Nasıl göl? Mas mavi göl. Görmüş olduğunuz gibi niteleme sıfatıdır. Aynı zamanda şu kullanımdan dolayı biz buna ne diyoruz? pekiştirilmiş sözcük diyoruz arkadaşlar. Bir örnek daha yazalım isterseniz. Temiz oda diyelim. Sözcüğün ilk hecesini alıyorum, başa yazıyorum. Sonra arkadaşlar uygun olan MPRS ünsüzlerinden R'yi getiriyorum. Tertemiz oda oluyor. Oda isimdir. Nasıl oda? Tertemiz oda. Niteleme sıfatıdır. Bu kullanımdan dolayı buna biz ne diyoruz? pekiştirilmiş sıfat diyoruz. Kurallı pekiştirmelerin arasına bakın fazladan ses girerse buna da kuralsız pekiştirme denir. Hemen örnek yazalım isterseniz. Mesela düz kelimesini alalım. İlk ünüsüne kadar olan kısmı başa yazıyorum. Uygun olan p sesini getiriyorum. Sonra bakın ekstradan bir tane e sesi geliyor buraya. düz yalan oluyor arkadaşlar. Yalan nedir? İsimdir nasıl yalan düpedüz yalan şu e sesinden dolayı bu kuralsız pekiştirmedir aynı zamanda niteleme sıfatıdır arkadaşlar yine sağlam sözcüğünü ele alalım sağlam lastik diyelim bakın sağlam lastik ilk hecesini alıyoruz başa yazıyoruz uygun olan sesi getiriyoruz p sesi geliyor sonra arkadaşlar A sesi de geliyor. Sapa sağlam lastik dediğimizde lastik isim, nasıl lastik? Sapa sağlam lastik niteleme sıfatı. Şu A sesinden dolayı bu nedir? Kuralsız pekiştirmedir arkadaşlar. Diğer pekiştirme özelliğimize geçiyoruz. İkilemelerle de pekiştirme yapılır. Mesela mavi mavi gözler dediğimde gözler isimdir. Nasıl gözler? Mavi mavi gözler. Arkadaşlarım bu nedir? Niteleme sıfatıdır. Görmüş olduğunuz gibi ikileme ile sıfat oluşturulmuştur. Yine güzel güzel kızlar desem. Kızlar nedir? İsimdir. Nasıl kızlar? Güzel güzel kızlar. İkilemedir. İkileme burada ne görevinde kullanılmıştır? Niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Evet, sıfatlarla ilgili son konumuza geçiyoruz. Sıfatlarda yapı. Sıfatlar yapıları yönüyle üçe ayrılır. Basit sıfat, türemiş sıfat ve birleşik sıfat olmak üzere. Basit sıfat arkadaşlar, yapım eki almayan sıfatlara denir. Örnek yazalım isterseniz. Arka kapak, son durak, kötü haber gibi. Hemen inceleyelim. Kapak isim. Hangi kapak? arka kapak arkadaşlar kelime kök halinde olduğu için bu nedir? Basit sıfattır. Durak isim hangi durak? Son durak. Görmüş olduğunuz gibi son sözcü de burada yine sıfattır. Kelime kök halinde olduğu için basit sıfat diyoruz. Haber isim nasıl haber? Kötü haber niteleme sıfatıdır. Yine sözcük kök halinde olduğu için buna biz ne diyoruz? basit sıfat diyoruz arkadaşlar. Türemiş sıfat yapım eki alan sıfatlara denir. Bakın burada ne olacak? Sözcük yapım eki alacak arkadaşlar. Hemen örneğimizi yazalım isterseniz. Durgun göl, kırık saz, tuzlu su gibi. İnceleyelim bunları. Bakın göl isim. Nasıl göl? Durgun göl. Arkadaşlar durmak fiil durmaktan durgun olmuş. Fiilden isim olmuş. Dolayısıyla yapım eki aldığı için bu sözcük nedir? Türemiş sıfattır. Kırık saza bakalım. Yine saz isim. Nasıl saz? Kırık saz niteleme sıfatı. Kırmak fiil. Kırmaktan kırık olmuş. Yine fiilden isim olmuş. Ama sözcük sıfat görevinde yapım eki almış. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Türemiş sıfat diyoruz. Tuzlu suya bakalım. Su isim. Nasıl su? Tuzlu su. Niteleme sıfatı. Tuz isim. Tuzdan tuzlu olmuş. İsimden isim yapım eki almış. Sözcük sıfat durumunda arkadaşlar. O yüzden bu yine nedir? Yapım eki aldığı için türemiş sıfat olarak kullanılmıştır. Evet. Birleşik sıfatlara geçelim. İki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan bakın iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan ve sıfat görevinde kullanılan sözcüklerdir. Farklı şekillerde oluşuyor. Birincisi anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar. Örneklerimize bakalım. Açık göz adam dediğimde adam isim, nasıl adam? Açık göz adam niteleme sıfatı. Bakın arkadaşlar açık ve göz sözcükleri birleşerek ne oluşturmuş? Anlamca kaynaşmış Birleşik sıfat oluşturmuş. Birkaç gün yine gün isim, kaç gün birkaç gün belgesi sıfat bir ve kaç sözcükleri birleşerek anlamca kaynaşmış birleşik sıfat oluşturmuş. Şey zamirdir arkadaşlar, belgesiz zamirdir. Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. Hangi şey? Hiçbir şey. belgesi sıfat hiç ve bir sözcükleri de burada birleşerek neyi oluşturuyor? anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar oluşuyor. Çocuk isim hangi çocuk? Miras yedi çocuk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sözcük sıfat, miras isim, yemek fiil, iki sözcük birleşerek anlamca kaynaşarak anlamca kaynaşmış birleşik sıfatı oluşturmuştur. Birleşik sıfatın ikinci özelliğine geçiyoruz. Bakın sıfat ve takısız ad tamlamalarına lı, li, lık, l ekleri getirilerek birleşik sıfat grubu oluşturulur. Örneklerimize bakalım. Kısa boylu çocuk cümlesinde çocuk isim. Nasıl çocuk? Kısa boylu çocuk. Arkadaşlar, niteleme sıfatı şu lu eki, bakın şuradaki lu eki iki sözcüğü birlikte okuttuğu için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Kurallı birleşik sıfat diyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Ev isim. Nasıl ev? Pembe panjurlu ev. Niteleme sıfatı. Burada dikkat edecek olursanız şuradaki lu eki iki sözcüğü birlikte okutturmuş. O yüzden arkadaşlar bu da nedir yine? Kurallı birleşik sıfattır. 40 yıllık dost. Dost isim. Hangi dost? 40 yıllık dost. Görmüş olduğunuz gibi sözcükler sıfat şuradaki lık eki yine iki sözcüğü birlikte okutturduğu için kurallı birleşik sıfattır. Beş kurusuz adam, adam isim. Hangi adam? Beş kurusuz adam. Arkadaşlar yine iki sözcüğü birlikte okutturmamızın nedeni nedir? Suz ekidir. Bundan dolayı da burası kurallı birleşik sıfattır. Birleşik sıfatların üçüncü kuralına geçiyoruz. Sıfat tamlamalarında sıfatla isim yer değiştirilip isme iyilik eki olan ı, I, i, u, ü getirilerek birleşik sıfat yapılır. Bakın camı kırık oda cümlesinde aslında bakarsanız kırık camdır. Yer değiştirmiş arkadaşlar. Oda isim hangi oda? Camı kırık oda. Görmüş olduğunuz gibi isimle sıfat yer değiştirmiş isim iyelik eki almış. O yüzden biz buna ne diyoruz? Kurallı birleşik sıfat diyoruz. Yüzü güleç ihtiyar. İhtiyar isim. Hangi ihtiyar? Yüzü güleç ihtiyar. Aslında arkadaşlar bu nedir? Güleç yüzdür. İsimle sıfat yer değiştirmiş. İsim iyelik eki almış. O yüzden bu nedir? Kurallı birleşik sıfattır. Gönlü zengin insan örneğine bakalım. İnsan isim nasıl insan? Gönlü zengin insan. Aslında arkadaşlar zengin gönüldür. İsimle sıfat yer değiştirmiş. İsim yeri keki almış. O yüzden bu da nedir? Kurallı birleşik sıfat olur. Evet son örneğimize geçiyoruz. Saçı uzun kız. Kız isim. Nasıl kız? Saçı uzun kız. Yine uzun saçtır. İsimle sıfat yer değiştirmiş, isim iyilik eki almış, o yüzden bu da kurallı birleşik sıfattır. Evet arkadaşlar, konumuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle, hepiniz hoşçakalın.